Ordumuzun eğitimden ulaştırmaya, altyapıya, sağlığa, tüm alanlarda güçlü olması ile ilgili hem mevcut milletvekillerimizle, hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem belediye başkanlarımızla birlikte, teşkilatımızla birlikte gerçekten çok kapsamlı çalışmaları yürütüyoruz. Üyeden bunlardan nasibini alıyor, hem eğitim yatırımları olarak nasibini alıyor. Dünya Kültür Merkezi, diğer Çevre Bakanlığı'ndaki projeleri, diğer alanlardaki yatırımlarıyla ilgili de çok önemli açılımlar kazandık son bir ay içerisinde. Bu gördüğünüz alan da dünyanın hasretle beklediği, aslında 40 yıllık bir özleme olan organize sanayi bölgesiyle ilgili kurulacak alan. Yavaş yavaş bu süreçte artık hızlı bir şekilde yolunda gitmeye devam ediyor. Artık fabrikalarımız kurulmaya başlandı. İnşallah en kısa süre içerisinde burayı dünyanın limanıyla, diğer alanlardaki ekonomik kalkınmasıyla çok önemli bir dönemeçeye girmesinde gerçekten büyük bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak burada Sayın Başkanımızın talep olan Ünye OSD Mesleki Teknik Alan Lisesi ile buradaki sanayicilerimizin, iş gücü piyasasının güçlü temsilcilerinin ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını bulunduğu yerde inşallah yetiştirmiş olacağız. Zaten daha önceden temelini atmış olduğumuz Ünye Akkuş Niksar Karayolu, bu Ünye'nin sadece liman bağlamında değil, Ünye'nin tamamında gerçekten çok önemli bir dönüşümü de tetikleyecek. Çünkü o yol sadece Tokat ve Havzası'nın Karadeniz'e bağlandığı bir yol değil, Akdeniz'in Karadeniz'e bağlanacağı çok güçlü bir ekonomik katkısı olacak bir yol. İşte bizler de bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin bu Türkiye yüzyılı hedefi olarak yola çıkmış olduğu ve merkezinde hizmet olan vatandaşın yaşam kalitesini artırma, ekonomik kalkınmayı güçlendirme, iş gücü piyasamızın çok daha nitelikli hale gelmesiyle ilgili çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye yüzyılı yolunda biz de ordumuzla, tüm paydaşlarımızla birlikte, tüm kardeşlerimizle birlikte, beraber yol yürüyeceğimiz tüm arkadaşlarımızla birlikte ordumuzu çok daha güzel noktalara taşımada çok önemli, kritik bir eşiğin içerisindeyiz. İnşallah bu süreçlerde hızlı bir şekilde mesafe alacağız. Dediğim gibi 14 Mayıs'a bırakmadan biz sözlerimizi teker teker yerine getirmede büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Ben buranın çok zorlu mücadelelerle bu noktaya gelmesine büyük emek veren Ünye Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten diğer ordu ve Fas'taki o seviyeye göre buralar bu süreci çok daha zorlu bir şekilde geçti. İnşallah buradaki OSB de aktif hale geldiği zaman ordu merkez, Fas'a, ordu merkezde biliyorsunuz 5500 vatandaşımız istihdam ediliyor. Fas'a OSB'de 8500, bu kapasite 10.000'e çıkacak. Burada devreye girdiği zaman özellikle genç işsizliği azaltma ile ilgili de çok önemli bir hamle gerçekleşmiş olacak. Diğer taraftan bildiğiniz gibi ilçelerimizde tekstille ilgili yaklaşık 500-1000 kişi arasında çalışan bu fabrikalar yaygınlaşmaya başladı. İnşallah bunu da diğer ilçelerimizde yaygınlaştırıp bu anlamda gerçekten ordunun istihdam kapasitesini çok daha yükseltecek hamleleri ordumuza kazandırmaya devam edeceğiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Orada bir sıkıntı çıkardık. Kullanma ya. Başka bir şey.